aileler böyle düşünüyor. Yani o da meslek mi? Önce şu okulunu bitir de tiyatroyu da yaparsın. Önce bir işte hukuku oku da tiyatroya bakalım. Belki sonra gene gidersin gibi hobi olarak görüldüğü bir yerde ben bunun üniversite içerisinde fakültesini kuracağım diyorsunuz. Ve talebini bile bilmiyorsunuz aslında. Gelecek evet. olan var mı? Başvuru olur mu? İnsanlar böyle bir şey itibar eder mi, önemser mi? Ama işte toplumun bir adım önünde gitmek de böyle bir şey oluyor. Siz bu yolu açıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Tabii aslında hocam bir şey tabii bu. Yani şimdi tiyatronun ya da tüm bilim ve sanat alanlarında yani okul dışından da bir şeyler mutlaka öğrenilebilir. Tabii ki. Ama okulun gerekliliği, akademinin gerekliliği çok zaman kısaltır ben size söyleyeyim. Hem zaman kısaltır hem de bu gereklilik yani bugün yapılmış bir tespit ya da bir uygulama değildir. Yani okula geriye doğru dönüp baktığımızda işte ilk medreselerin kurulması, ilk eğitim evet. yuvaları, ilk işte o ruhban sınıfının kendi eğitimlerini hazırlaması kendi ihtiyacına göre. Şimdi bunlar tabii çok yani yüzyıllar boyunca oluşmuş yüzyılların birikimiyle geldik aslında biz bugüne. Evet. Ve onun için değil mi ki eğitim şart diyorlar her yerde. Türkiye'de çok güzel bir slogana dönüştü bu. Eğitim şart. Eğitim işte ama okuldan eğitim. Şimdi diğer türlü dışarıdan aldığınızda siz yanlışı da öğrenebilirsiniz. Çünkü yanlış o yanlış test edilmemiştir. Ama okul test edilmiştir. Çünkü okulda evet. yaptığınız siz bir oyun sahneliyorsunuz. Oyunu sahnelediğinizde tüm kamuoyuna açık oluyor. Bir sergi açıyorsunuz tüm kamuoyuna açık oluyor. Bir ne bileyim şarkı yapıyorsunuz kamuoyuna açık oluyor. Yayın yapıyorsunuz kamuoyuna açık oluyor. Deneniyor eleştiri alıyor. Evet. Ve düzeltiyorsunuz siz kendinizi. Ama diğer türlü olduğunda çok büyük aksaklıklar olabileceğini ben düşünüyorum. O nedenle gerçekten eğitim ve üniversite bizim için çok gerekli, kesinlikle. Çok önemli. Bir de amacınıza bağlı. Tabii. Bunu Augusto Boal adında bir kuramcı var, düşünür tiyatroda. Herkes rol yapabilir, tiyatrocular bile diye bir manifestosu var ve sokaktaki insanlarla çalışıyor ve kesinlikle bu işin eğitimini almamış insanlarla tiyatro yapıyor. Böyle duruşlar var, alternatif tiyatrolar var, avantgard yapılar var. Yani bunları yok sayamazsınız, bunlar var. Ama tiyatronun bilimi de var, eğitimi de var. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Bir yerlerde bu amaca hizmet etmek durumunda. Yakın Doğu'da böyle bir misyonu üstlendi.